Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yavaştan ben başlayayım. Şimdi ilk soru, nerelisiniz? Sizin hayranınızım. Çok teşekkürler. Ben Sinopluyum arkadaşlar. İzmir. Bursa. Tamam, ben de mi? Evet. Azerbaycan selamlar demiş. Canımızsınız. Sevgiler Azerbaycan'a. Rol çalmak isteyenler geçsin, ben sonra okuyayım. Ateş'le dizi ne zaman evleneceksiniz? Evet. Yani yaklaşık 2 bölüm falan kaldı. O 2 bölümden birinde diyeyim ben. Böyle ufak bir spoiler vermiş olayım. Evet. Ve şu an canlandırdığınız karakter dışında hangi karakteri canlandırmak istersiniz? Şimdi ben buna birçok yerde zaten söylüyorum. Bir kere kadınlar arasında Eylem karakterini çok beğeniyorum arkadaşlar. Derya karakterini de çok beğeniyorum. Nazlı karakterini de çok beğeniyorum. ama o kadar doğru bir şekilde kast seçilmiş ki zaten hiçbirimiz dışında bir başkası o karaktere o kadar güzel hayat veremez diye düşünüyorum ben. Öyle. Güzel, güzel cevap. Sen Deniz'im kim olmak isterdin? Ben de Eylem diyeyim ya. Ben Nazlı diyorum. Ben Nazlı olmak istiyorum. Şimdi sıra sende. Sette en eğlenceli anınızı anlatır mısınız? Çok var ya. Evet arkadaşlar, ben de canlı yayınımı açtım şu an sorulara bakmak için. Bunu hepimiz ortak mı şey yapsak? Ortak şey yapalım. Çok var ya. Çok var ya. Ya birincisi şey zaten bana göre. İlk pizzanın başlama anı. Böyle bayağı yoğun bir sahneydi. Çektiğimiz sahne ve... İsteme sahnesiydi. Eylem Fethi. Kız isteme. İlk o muydu ya? Hayır. İlk o değil. İlk konferans Burak'tı. Salonundaydı. Ha, evet. Aynen. Doğru. Bayağı orada doğru. Böyle çömele çömele acil yediğimizi hatırlıyoruz. Gördük diyelim biz ona. Çok... Kaç kutu olduğunu söylenmesiniz. O hallerimizle yani. İkisinin başının altından çıkıyor pizzalar. Biz her zaman çok sağlıklı beslenen tarafız ama maalesef Deniz ve Yağmur bizi bozuyor. Ama çoğu şey anımız gerçekten çok eğlenceliydi. Ben hazır yani biter ayak hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Yani buraya geldiğim her günüm ayrı bir zevkle geçti. Evet, kesinlikle. Gerçekten. Evet, en önemli soru İlayda Ildır'a geliyor. Aa, Meriç hazır mısın? Sizce Meriç 3 kelimeyle nasıl biri? Hepimiz birer kelime söyleyelim. Aa, bence güzel. Meriç için. Tamam. Ben çılgınla başlıyorum. Evet. Esprili. Ben direkt kadın demek istiyorum. Kırmızı. Ne güzel cevapları ya. Ya şimdi Meriç artık bunları görüp ona göre son bölümlerimizi artık şey yaparsan bebeğim. Senin de bak zamanın gelecek bir sürü soru var burada. Sıra dur. Setin en uykucusu kim? Arkadaşlar ben hiç görmedim çünkü herkes gerçekten karınca gibi çalışıyor ve gerçekten görmedim. Kimsenin uyuduğunu görmedim siz. Benim var mı? Yok. Değil mi? Yok. Evet. Yok. Yani evet. Herkes direkt pür dikkat. En sevdiğiniz replik hangisi? Bana mı denk geldi? Dizide mi acaba? Dizide direkt. Böyle sorular bana çok zor geliyor. En soruları falan böyle. Hani hep okurken bu çok güzelmiş falan oluyorum ama sonra bir sürü sahnede diyorum ben. Yani benim özel yok galiba. Benim var sanırım. Hadi bakalım. Dragan'a her seferinde Allah belanı versin diyorum. O benim favori replik. Bir şey söyleyeceğim. O replik bende de vardı. İlginçtir hepimize ki. Hepimize geldi. Sen de buradan bir yandan. Tamam. Tamam, kimde şu an? İlayda'da şu anda o zaman. Tamam. Söyledin mi sen? Ben söyledim. Tamam. Ay, çok güzel. Screenshot çekeceğim, poz verir misiniz? Tamam. Bir yandan tutalım. Şunu kuşu suyu koysana. Tamam. Ama engelleyebilirim. Şöyle tutacağım. Şurada galiba. Bu 3 sezonu 3 kelimeyle anlatabilir misiniz? Yani bence... bu soruyu sen lütfen söyler misin? Evet, aslında cevapladı. En çok onlara cevap yani. Bir dakika, ben partnerimden rica ediyorum. Bu sezonu 3 kelimeyle anlatabilir misin Aytaç? Ben kendim göremiyorum şu an. Tamam, boşver, sen anlat. Neyi anlatayım? Bu sezonu 3 kelimeyle anlatabilir misin? 3 kelimeyle anlatsan. Biraz. İstersen yani... Yağmur Deniz İlayda diyebilirsin. Yağmur Deniz İlayda. Bu sezon mu? Sırıyor mu şu anda? Olmuyor. Yok, götürmüyor musun? Gel aramıza gel. Gel. Oturmayacağım. Hayır, oturmayacağım. Gel, çök. Tamam, şimdi şöyle yapalım. Sen bir tane söylersen hallediyoruz bu işi. Sen? Ben de söyleyeceğim. 4 tane kelimeyle anlatacağım. İyi, hadi tamam. Hadi. Sen başla Yağmur. Vefakarlık.
kadar ponçik ki her şeyi böyle tatlı cevaplar. Daha sıra sende. Bende mi? Bence sen söyle. Hareketli. Eğlenceli. Heyecanlı. Vay vay, bravo. Tebrikler. Aksel'le uğrayalım. Teşekkürler Aytaç. 4 kelimeyle anlatmış olduk. Gerçek hayatta beraber takılıyor musunuz? Evet, yani evet diyelim. Düşündük de evet bence de. Burası zaten gerçek. Her şey gerçek. Sizce ablasınız ucuzluğum. Nazlı ve Ateş evlenecek mi? sevgili ya. Uygulayıcı yapımcımdan da izin alarak söyleyebilir miyiz efendim? Bilmiyoruz diye. Zaten bunu bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz. Senaryo gelmedi gerçekten çünkü. Gerçekten yok. Ama inşallah onlar da mutlu olurlar. İnşallah. Sanmıyorum ama. Evet. Şu sorumuz. Söz dizisine nasıl katıldınız? Sana bence bu soru. Denk geldi ama. yani normal işte ilerledi. Görüştük. Birbirimizi sevdik. Ve devam etmeye, yani ilerleme kararı verdik. Çok mutluyum böyle bir karar aldığım için. Buradan tüm yapım ekibine de teşekkür ediyorum. Beni seçtikleri. Biz de mutluyuz. Hiç bir kucaklaşmıyoruz. Şuradayız. Ben mi? Hı-hı. Azerbaycan'a gelecek misiniz? Yani yakında öyle bir planım benim yok ama inşallah gelirim. Güzel, inşallah çok isterim. Düşerse aynen. Tabii ki. Hangi takımlısınız? Fenerbahçe diyorum. Karşıyaka. Galatasaray. Üçü birbirinden farklı. Evet. Bence mi? Buna en çok sevdiğiniz şarkı. Tanıdık birinden mi gelecek yoksa? Tabii ki. Ya bu daha yeni cevaplamıştım hatta bunu bir söyle işte. Gurur tamam. Benim neyime? Kolpa'dan diyoruz. Neredeyiz? Tam evet. Denk geldi. Evet, ya. Sana yani, aynen. İlayda abla. İsmini kim koymuş? Hı. Çok güzel soru. İsmimi annemle babam koymuş. Biraz değişik bir hikayesi var. Ufak anlatacağım burada hemen. Annemler tatile giderlerken, ben daha yokken, böyle bir otel adı görüyorlar. Ya İlayda ne kadar güzelmiş falan. Eğer kızımız olursa adını İlayda koyalım diyorlar. Ve kızları oluyor, adını İlayda koyuyorlar. Böyle bir hikaye. Sözde çalışmanın en büyük zorluğu nedir? Ben bunu hep aynı şekilde cevaplamaya sanırım devam edeceğim. Ya gerçekten burada bir ekip işi var. Hani oyuncusu, kamera arkası, herkes A'dan Z'ye o sorumluluğunu çok iyi taşıdığı ve yürüttüğü için ya açıkçası biz zorluk çekmiyoruz. Yani bu benim kendi adıma söyleyebileceğim bir şey. O yüzden ekip olduğumuz için bunu hiç yaşamadık diyebilirim. Siz efendim bir şey demek ister misiniz? Aynen öyle. Yani katılıyorum her farkına. Sahnelerin zorluğu yani onun dışında ben de hani öyle büyük bir zorluk diyemeyeceğim yani. Aynen. Ya çamurda yuvarlanmaları falan saymazsak çok büyük bir zorluk. Yani evet, erkekleri gerçekten ya asıl onlara sormak kutlamak lazım. Lazım. Evet. Çünkü gerçek evet. Bir askerlik yaptılar bence burada hepsi. Ve Meriç. Aynen. Partnerlerinizi tek kelimede anlatın. Çok zor. Yani şimdi o kadar güzel bir ekiple çalışıyoruz ki hiçbiri tek kelimeyle anlatılmaz. Çok gerçekten. Güzel. Bunu düşündüm. Çok güzel söyledim, biliyor musun? Ama Tolga'yı tek kelimeyle anlatırsam disiplinli diyeyim. Ben evet. Süpermen derim. Yine Süpermen yani. Her yerde Süpermen. Ya ben tek bir şey demesem olur mu? Hepiniz bir şey söyleyin. Tamam, çok çalışkan diyeyim aynen, o zaman. Aynen. Çok atım güzel. Çalışkan tek kelime olsun. Aynen öyle. Evet. İlayda bu sende. Bir bölümün çekimi kaç gün sürüyor? Yani değişiyor tabii ki ama ortama bir hafta diyebiliriz herhalde. Evet. En sevdiğiniz yemek. Şimdi her yemeği seviyorum diyeceğim. Neden bu kadar zayıfsınız diyeceksiniz belki ama hiç yemek ayırmıyorum. Her yemeği gerçekten seviyorum. Evet, bu çok güzel bir şey. En çok yani, pizza. Gerçekten. Pizzayı seviyorum biliyorsunuz. Hepimizden çok yiyip nasıl bu halde kalabiliyor? Ben bir şey açıklamak istiyorum. Yağmur pizzayı kıvırarak yiyor. Yürüyor. Yani ben burada yaşamak istemiyorum gerçekten. Ama bir şey diyeceğim, onu hep bunu söyledim. Samimi olduğum insanların yanında yapıyorum. Ama yani. Kıvırarak dediği gerçeğini değiştirmiyor. Ben yürüm olarak pizzayı onlara direkt. Neredeyim? Deniz Baysal de. Selam. Evet. Deniz Baysal selam. Bu güzelliğini nereden aldığını sorabilir miyim? Çok teşekkür ederim öncelikle. Soylarımdan işte anne babam falan öyle gidiyor. Teşekkür ederim ama. Burcunuzun karakter yapısına uyuyor musunuz? Ben kovayım. Çok uyduğumu düşünüyorum. Çok da mutluyum kova olmaktan.
Aynen, ben de akrep burcuyum. Taşıyorum bütün özelliklerini akrebin ama şey, iyi akreplerdenim ben. Parantez için. Ben koç burcuyum. Yükselenim boğa. Boğaya daha... Boğaya daha yakın hissediyor kendim. Evet. Evet. Bu kadar tatlı olmak zorunda mısınız? Çok teşekkür ederiz. O sizin bize öyle görüşünüz. Ama söyle, ben okumak istiyorum. Tamam, sen ama. Sen oku. Maço erkeklerden hoşlanır mısınız? İtiraf et. Hayır. Yani. Ama neye göre maço şimdi ya? Maçoluğunda birçok şey. Ya evet, maço hani kaba deyince, saba ise evet, hayır. Evet, hayır. Ya kaba saba. Ben, ama yani sahiplenici ben falan. Hani o da maçoluksa çoğu insana yok, göre. Yok, maço bence daha kötü geliyor yok bana. Yok ya, yani. Hayır yok, ya. Yok, tam hoşlanmıyoruz arkadaşlar. Hoşlanmıyoruz ve diğer. Evet. Oyuncu evet, olmak için ne yapmak gerekir? Ya ben bu soruya cevap vermek istiyorum. Ya bence bayağı şans işi gerçekten ya. Hani tabii ki yetenek şey, hani bir sürü etken var ama şansın da yani büyük etkisi var diye düşünüyorum ben. Aynen. Evet. Aranızda en uzun kim? Şöyle. Ben bir kalkayım. Aramızda en uzun? Deniz. Ayşe, Ece de uzun boylu bu arada. Hı. Yani kızlar arasında evet, soruyorlarsa evet. Ece'de de var. Evet bu. Bende mi? Evet. Bu hayatta en nefret ettiğiniz şey? Yalan dolan. Gerçekten öyle aynen, ama yani. Riyakarlık. Evet, ikiyüzlülük. Katılıyorum. Aynı. Aynı. Devam. Oyuncu kadrosunda hangi üç kişiyle ıssız adaya giderdiniz? Bir ayrım. Teşekkürler. Bir ayrım yapıyor muyuz? Yok. Ya hazır üçümüz buradayken, ama evet yani. Hazır üçümüz buradayken aynen. Bence şey, Meksika'ya doğru biz Meksika. Meksika'ya doğru. Şu galiba. Sen okumadın bayağıdır sanki. Evet İlayda, bak bu tam. Fandomlara bir öpücük atar mısınız? Buyurunuz efendim. Küçükken ne olmak istiyordunuz? Ben gerçekten hatırlamıyorum ama. Ben senin dansöz olmak istiyordum. Ben öğretmen olmak istiyordum. Ben şurada var, bir iki hareketle. Valla bilmiyorum siz. Ben öğretmen olmak istiyordum. Ya ben öyle çok saçma sapan şeyler söylemeyi seviyordum. Küçükken organizatör falan diyordum. Yani ama daha tabii olmadı. Şu galiba. Yo şu. Bir sorum yok ama sizi çok seviyorum var arada. Teşekkür ederiz. Kimde ya? Karıştık. Şey, ama artık yok, kime gelirse. Üçünüze de sorayım, küçükken diş teli taktınız mı? Hmm. Ben takmadım. Ben takmadım, yok. Ben taktım. İlayda da. Karavan hallerini hep merak etmişimdir. Nasıl geçiyor? Aslında paylaşıyoruz yani. Çok fena. Yani daha çok zirzopluklarımız var ama. Hatta şey böyle. Birkaç kişi toplanıp işte birine denk gelmeden çektilerse. İşte story. Eyvah. Sonra diğerine karşı böyle bir sorumluluk hissedip hadi gel seni de çekelim falan yapıyorlar. Sağ olsunlar. Neyse hemen başka soru. Hemen başka soru yok mu ya? Sabah iş başı saatiniz kaç mesela? Güzel bir soru. O bizim hiç belli olmuyor ya. Yani ama tek bu bizim dizimiz için de geçerli değil. Yani sektörde bunun hiçbir saati yok. Evet. Öyle ya, oyuncular değişiyor için en azından sabah iş başı. Yani ekip için de aynı evet, şey geçerli de yine onların hani sabah biraz. Ama bizim için hiç belli olmuyor yani. Evet. DM kutunuza hiç göz gezdiriyor musunuz? Evet. Ben bakmıyorum. Ben çok bakıyorum. Ya benim kapalı zaten. Vallahi bu alakadanız varsa aslında. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Gerçekten. Onun nasıl yani kapalı ama mesela kapalı. DM'e bakıyor. Yani DM'e yine bakabiliyorsun. Ama aşağılarda oluyor ya istek gönderenler. Ha, onlara bakmıyorum. Ha. Tamam, evet. Bakıyorum. Bana yollayabilirsin. Kızlar, ulaşmak istediğiniz bir hayaliniz var mı? Yani çok şükür çok zaten. Hayallerimizi yaşıyoruz. O da var. Benim de çok şükür. Kamyonun arkası yastı gibi konuştum ben. Ama benim hala var ya. Benim çok, ya çok ya, var tabii galiba. Ki, evet. Evet. Gerçek isimlerinizden memnun musunuz? Ben memnun değilim. İsim Esra. Esra niye öyle düşünüyorsun? Niye? Bence isim çok güzel. Aynen, o çok güzel. Ben memnunum bu arada. Nerede görüyorsunuz o soruyu? Bence güzel bir adım var. Bence de Esra. Güzel. Ben de seviyorum. Kesinlikle. Evet, buyurun. Aileniz oyuncu olmanızla karşı çıksaydı vazgeçer miydiniz?
sanmıyorum, vazgeçmez. Ya ben geçmedim diyebilirim. Ya şöyle, hani bir şey, öyle bir şey gelmedi başıma. Bir sorgulardım hani neden bunu istemiyorlar diye, ama yine herhalde kendi isteğim doğrultusunda onları da ikna etmeye çalışırdım. Tabii ki öyle, aynen evet. Öyle. Hani bunun kötü bir şey olmadığını. Tabii ki. Bu arada aynen. Hani ben de öyle neden dedim, böyle tam olarak öyle değil yani. Aynı düşündüğümüz için zaten. Almanya'dan selamlar, hiç geldiniz mi? Ben hiç daha gitmedim henüz. Ben de hiç Almanya'ya gitmedim. Ben, gitmeyi de isterim. Ben gittim ama çok gezemedim. Umarım bir sonrakinde. İnşallah. İnşallah hep beraber pizza yemeyelim. İtalya'ya. Almanya'ya doğru. Bir sihir yapabilseydin ne yapmak isterdin? Ben söyleyeceğim. Hadi söyle. Sevdiğim insanları ölümsüz yapmayı isterdim veya o anda kalmak isterdim. Öyle isterdim ben. Güzel çok bir sihir. Buradaki herkes de bunun içinde bu arada. Duygulandık. Daha üstüne ne söyleyeyim ya gerçekten yani. Sen ne isterdin? En güzelini Yağmur aldı. Hayır canım, hepinizin sihirleri çok güzeldir. Ben de. Yani çok şey var aslında. Ben görünmez olmak isterdim ya. Kim benim hakkında böyle bir şey konuşurlarken falan gireyim, ne konuşuyorlar acaba, biraz bakayım falan. O da güzel. Ben ne yapardım? Yani dünyada herkesi herhalde eşit hale getirmeye çalışırdım yani. 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 Ben çok bencil düşünmüşüm. Hayır ya. Güçlerimizi birleştirelim. Benim ki bu güçler içerisinde hiçbir şey yaramıyor, farkında mısın? Hiçbir etkisi yok yani. Ama iyilik yap, denize at demişler. Şimdi görünmez olup iyilik yapabilir mesela yani. Bir şey çok mantıklı. Teşekkür ederim evet. Deniz. Evet, teşekkürler. Küçüklük kahramanınız var mıydı? Benim... Ya benim yoktu ama şey, izlemeyi sevdiğim çizgi film vardı işte, bu Teletubbies'lerde Po. Daha ben diyordum ki Po'yum ben falan yapıyordum hani öyle, ama yoktu benim. Küçüklük kahramanımız. Sen neydin? Kesin bir yani. Şeyiniz vardır sizin. Ben İlayda'dan bekliyorum mesela. Benim çok vardır da, o yüzden hatırlayamıyorumdur kesin. Ya yani öyle hani... Spice Girls. O benim küçüklüğüm. Burada yaş farkımız ortaya çıkıyor. Ben artık gideyim, siz devam edin. Yok, babalarımız zaten. Evet yani hani tabii sevindim. Ki aynen öyle. Bunda da sen. Ben, evet babana ne bir duygusallaştım. Oyuncu olmasaydınız hangi sanat dalı ile ilgilenmek isterdiniz? Müzik. Evet katılıyorum. Ben de müzik. Aynen. Evet. Yani çok geniş. Hatta hani, şey, sesimin güzel olmasını çok isterdim. Kötü oyuncu değil oldum ki. Halde. Ya normal konuşurken değil ama şarkı söylerken. Yok biz duyduk. Hayır kötü değil. Kötü mü? Değil mi? Ayrıca artık yapıyorlar bir şeyler. Merak etme. Otosun falan. Kıvırsakma ya. Yok ya. Oraya da giriyormuş. Evet. Dünyada en çok görmek istediğiniz yer neresi? Mısır. Mısır. Piramitler. Mısır demeyeceğim. Farklı bir şey yapacağım. Evet, sıkıntılık yapacağım. Ben Norveç'i görmek istiyorum en çok. Aa güzel. Güzel. Kıskandık bir anda. Norveç'i. Çok tatlıydı bence sorularımız. Evet. Başka var mı? Oradan devam edelim. Başka var mı? Buraya bir bakalım. Hadi bakalım. Çok çok teşekkürler herkes. Kalpler. Bulgaristan'dan selamlar demişler. Selamlar. Her yerden herkese kocaman selamlar, öpücükler. Aynen. Bu arada saat 8'e yaklaşıyor. Evet. Yeni bölümümüz var. İzliyoruz bölümü. Hashtag'imizde arkadaşlar hepimiz birimiz için. Bir daha söyleyelim. Evet sen evet. Girdin biz yetişemedik bir anda. Yapalım hadi. Hepimiz birimiz için. Biz girmedik inşallah. Sesim. Arkada hala evet çalışıyorlar şu anda. Neyse duyulmamıştır diye. Şimdiden şöyle. Final olmasın diyenler var. Ha, bu arada Ece ödül töreninde Meriç'in de önceden evet. Planladığı önemli bir işi vardı. Evet. O yüzden yoklar. Sen bizlerle değiller. Keşke arkalarını okumuşuyduk. Ya çok çok tatlı yorumlar. El sallayanlar, kalpler. Şaka yaptım bu arada. Meriç Aral gelsin diyenler olmuş. Az gülün lütfen. Evet haklılar biraz fazla. Biz direkt kendimizi sorulara kaptırdık bir anda. Hep final yazanlar olmuş. Çok güzelsiniz yazanlar olmuş. Bitmese keşke. Maalesef. Ben şu Arapça yazanları da okuyabilmek istiyorum ya. Sence ne yazıyordur? Bence güzel bir şey yazıyordur. Yani inşallah öyle. Final mi, sezon finali mi? Final. Final. Ne yazık ki.
Evet artık yayınımıza da 7 dakika kala. Çok güzel sorular geldi. Sorularınız için çok teşekkür ederiz. Biz de cevaplarken ben çok keyif aldım şahsen. Evet, teşekkür ederiz. Çok teşekkürler tekrardan her şey için. Destekleriniz için. O zaman yayında görüşmek üzere diyelim. Aynen, iyi seyirler diyoruz size. Aa, bu dönmüyor mu böyle iki kere basınca? Olmadı. Deniyoruz işte. We'll be right back.